Зовут Константин Довзюк. Я приехал из Украины, из Киева. Вместе с нашей командой я работаю айтишником, занимаюсь рекламой. Наша команда приехала, так сказать, чтобы сплочиться, покататься на лыжах, получить позитивные эмоции. Но инцидент такой получился. Tamam. Benim adım Konstantin Bevlyuk. 21 yaşındayım. Buraya Ukrayna'dan geldim. Dolayısıyla orada nasıl iş arkadaşım beraber, ben bilişim uzmanım. Buraya kayak merkezime geldik. Team building olarak iş böyle nasıl söyle şenlik gibi bir şey yapmak için çok böyle güzel tatlı olması lazımdı ama maalesef bu olay yaşadım. Peki yaşadığı olay akabinde ne hissetmiş, buraya geldiği anda ne hissetmiş, kendini nasıl hissediyordu, şu anda nasıl? Ну, когда это случилось, попали именно в эту больницу, ну, какие чувства испытывали, ну, что вообще, какие чувства, можете рассказать? Да больно было. Чок ажи чектим, джан чок ажи чектим? Не знаю, залежался я уже тогда. В принципе, ну, не скажу, что было очень страшно, но... Чё, коркматом? Просто тяжело было тот факт, что я не знаю языка, и мне непонятно, что со мной. А, ики были, насу стыдям, зорма гитма, насу чок коркматом, ама эндишиледым. Беринчесы, дили билимиёрум, ве икинчесы, бен кендене дурумы ноуду, анламадым юзудан, бираз кафа карышты, уюздан, ама генелде чок коркматом. Отлично. Чок гюзель, харика оду, чок мемнуну. Выше, чем в Украине практически. Чок-чок, Украина, мемлекетен гюре, юзда юз, даха и, даха более гювенли, чок мемнуну одун. Bizimki böyle yok. Özellikle devlet hastanede böyle yok. Hastamız Ukrayna'dan Erciyes kayak merkezine kayak yapmak için geliyor. Orada kayak esnasında sırtını anlatıldığına göre bir kayaya çarpması sonrası özel bir sağlık kuruluşuna getiriliyor. Sağlık kuruluşunda yapılan tetkiklerde hastamızın sağ 9 ve 10. kaburgalarda kırığı, akciğerde kanama ve hava kaçağı olması üzerine özel merkezde de göğüs cerrahisi uzmanı olmaması nedeniyle 112 aracılığıyla tarafıma ulaşılıyor. Özel hastanenin acil servisindeki görevli doktorumuzla görüştükten sonra hastamızı Kayseri Şehir Hastanesi acil servisimize kabul ediyoruz. Bizim buradaki acil servisteki hekim arkadaşlarla birlikte yaptığımız tahliller sonrası hastamızın sağ hemopinoma, toraks ve kaburga kırığı nedeniyle tüp torakostomisi uygulanıyor acil serviste ve servisimize yatışı yapılıyor. Peki hasta geldiğinde durumu ciddi miydi hocam? Hastamız geldiğinde genel durum olarak orta, oryanta koopere fakat barındırdığı riskler nedeniyle hayat tehlikesi mevcut idi. Akciğerine acil serviste müdahalede bulunduk. Hastamızın günlük akciğer grafileri, takipleri şu an için stabil seyrediyor. Akciğer tamamen norm eski haline şu an için döndü. Kanama yok. Bir aksilik olmazsa çarşamba ya da perşembe önümüzdeki bir veya iki gün içinde hastamızın tüp torakostomisi işlemini sonlandırıp şifa ile taburcu etmeye çalışacağız.